Biraz da para mı versin? Bu kadar tazminat nasıl olacak bu işler? Atilla Bey ne diyorsunuz siz? Evet, aslında garabet... Ya sonuçta Ruşen Bey söyledi. Yani hukuken aslında hiçbir şekilde bu önünüze gelen dosyada hakimin ne karar vermesi gereken bellidir. Evet. Ama muhtemelen vermeyecektir dedi. Evet. Muhtemelen vermeyecektir. Evet. E hadi 1 milyon TL daha bu nedir ya? Aslında bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, arkadaşlarım da altını çizdiği gibi iki tane şapkanın aynı kişide buluşması. İki şapka diyorsanız o zaman ben o fotoğrafı getiririm. Evet, getirebilirsiniz. Siz dediniz, iki şapka dediniz. O şapkanın biriyle işte o Ruşen Bey'in saydığı en ağır hakaretleri en kötü diliyle iki şapka yapan. Bu meclise... AKP şapkasının AKP şapkasının etiketi de İngiliz şapkası. Orada şimdi ama o şapkanın türlerini de bize söyleyin Atilla abi. O şapkayla en ağır hakaretleri yapıyor. Yani işte cibiliyetsiz diyor, namussuz diyor. Yani akla gelebilen en kötü sözleri söylüyor. Siz ona karşılık verdiğiniz zaman hemen bu şapkanın altına giriyor. Ben Cumhurbaşkanıyım diyor. 159. madde karşısına giriyor. 4 bu hapis. bu tabii bu hakikat bu halkın kafasında yer eden bir nokta. Bu iki şapkayla Türkiye yönetilmiyor. Yönetilemiyor. Yani şunu mu diyorsun? Şu şapkadan saldırıyor. Saldırıyor. Kendisine bir eleştiri bir geldiğinde bir şey söylediği zaman o şapkayı giyiyor. Ben Cumhurbaşkanıyım hop diyor. Bana şapkanlar diyor. Nasıl konuşabilirler diyor. Yani ben bu halkın oylarıyla seçildim diyor. İyi, karşındaki de halkın oylarıyla seçilmiş. Yani bizim genel başkanımız en ağır hakaretleri yapan insana yanıt verildiğinde o şapka onu koruma zırhı olarak oluşuyor. Şimdi biz Ruşen Bey söyledi. Ben Süleyman Demirel dönemini gördüm. Biraz önce söylediğiniz Turgut Özal önden önceki Cumhurbaşkanı. Çankaya'nın şişmanı, işçilerin düşmanı diye Şemsi Denizler, Zonguldak'tan maden işçileri günlerce yürüdüler. Ve kimse onlarla ilgili herhangi bir ne tutuklama yaptı. Onu ondan indireceğiz dediler mesela. Evet, ne tutuklama yani yaptı. İndireceğiz dedi demek. Ne hakaret davası açtı. Ne yani şimdi, o dönemleri yaşamış bir insan olarak Ahmet Necdet Sezer dönemi. Sonra Abdullah Gül. Her birinin geçmişte partileri var. ANAP'tan gelmeydi Turgut Özal ama ANAP şapkasını bıraktı. Cumhurbaşkanı şapkasını giydi ve tek şapkaydı. Süleyman Demirel yıllardır Adalet Partisi, işte Demokrat Parti geleneğinden geldi. İşte Doğru Yol Partisi'nin genel başkanıydı. Cumhurbaşkanı oldu, o şapkaların hepsini bıraktı. Partisini de bıraktı. Bu partiyi de bırakmıyor. Cumhurbaşkanlığını da bırakmıyor. Ve çok kötü bir dil kullanıyor. Şimdi benim ülkemde, benim vatanımın, bayrağımın temsil edildiği bir ülkede Cumhurbaşkanımın herkesin Cumhurbaşkanı olmasını isterim. Ve öyle de davranması gerekir. Ama sen bana hakaret ediyorsun gün boyu. Sabah erkenden kalkıyorsun namaza. Namaz saatiyle beraber başlıyorsun. Akşam yatsıya kadar her türlü hakaret yapıyorsun. O hakarete karşı bir yanıt geldiği zaman hemen o şapkanın altına kaçma. Yani mert olan, dürüst olan söylediğinin arkasında durur, cevabını da alır. Şimdi o cevaplardan biri şeydi. Hakikaten içimizi acıtan bir şeydir. Bir, para konusunda senin mal varlığını açıklarım dediğinde suspus olması ve teslim olması. İki, aptal olma diyor. Aptal olma. Ya benim ülkemin Cumhurbaşkanı'na o sözü söyleyemez. Kimse söyleyemez. Trump nasıl söylüyor? Ve sen o mektubu nasıl alıyorsun da götürüyorsun ellerinle? Ben o mektubu derhal iade ederim ABD elçisiyle. Diplomatik şeyle, ön yazıyla aptal sensin diye. Ama bunu diyemiyor. Ve gidiyor oraya böyle uslu puslu, tıpkı Putin'in önüne gittiği gibi o mektubu ben iade ettim diyor. Şimdi bunları anlattığınız zaman bunları hakaret kabul ediyor. İç politikadaki malzeme olarak görüyor. Hayır, benim ülkemin prestijini, benim bayrağımın prestijini, Türkiye'nin prestijini sen Cumhurbaşkanı olarak korumak zorundasın. Korumuyor. E şimdi onu söyleyince Kemal Bey'e dava açıyor. Özde ve sözde. Özü yok ki sözü olsun. Yani öz yok. Cumhurbaşkanlığının özünü kaçırdı Gökmen'cim. Yani mesele şu. O iki şapkadan birini bırakacak. Devam edecekse bırakması lazım. Yok mu AKP'nin içerisinde genel başkanlık yapacak kimse ya? Her şeyi kendi yapmak zorunda mı? Ama her şeyi kendi üstünde topluyor. Bütün şeyler artık Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti de kalmadı Türk siyasi hayatında. Recep Tayyip Erdoğan var. Onun dışında hiç kimse yok. Peki şuna hepsi ne diyorsunuz? Hepsi birey. Atilla abi şuna ne hepsi diyorsunuz? Hepsi bağlı. Şu teze de lütfen yanıtınızı rica edeyim ben sizden. Yani Cumhurbaşkanı'na sözde diyerek
bir anlamda onu sandıkta seçen ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçen milyonlarca insanın da iradesine hakaret etmiş oluyorsunuz. O iradeyi yok saymış oluyorsunuz. Eleştirisine ne diyorsunuz? Diyor. Bakın Cumhurbaşkanı'nın şu anda iki şapka taşımasını kamuoyu araştırmalarında %57-58 oranında insanlar reddediyorlar. Yani Türkiye'nin geleceğinin karartılmasında bir yön ve çizgi olarak görüyor. Bunu kabul ediyor insanlar. Önümüzdeki seçimde bunu görecektir. Yani yaşayacağız ve göreceğiz. Ama asıl garabet şu. Şimdi hukuki olarak işte tarafsızdır ama siyasi olarak tarafsız olamaz. Böyle bir mantık yürütülemez. Şimdi hukuk ve siyaset iç içe ve bir siyaset hukuku, hukuk da siyaseti belirler. Yani hukuksuz siyaset olur mu? Neye göre sen o zaman davaları açıyorsun? Dokunulmazlık zırhına büründüğün için, Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak algılattığın için o davaları açıyorsun. Ama sen tarafsız olmadığını ve AKP Genel Başkanı olarak söylediklerine senin o şapkana karşı yanıt vereni, siyaseten yanıt vereni senin yargılama hakkın kalmıyor. Çünkü sen başlıyorsun, mesela aşıyla ilgili bir konuşmaya başlıyor. Bunun 4 dakikası aşıyla oluyor, 24 dakikası ey Kemal Kılıçdaroğlu, ey Bay Kemal falan diye devam ediyor. Ve ardından bütün ağzına gelen kötü cümleleri kullanan bir cumhurbaşkanı. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Toplum da etmiyor zaten. Bir altını çizmek istiyorum. Mesela belki daha ağırlarını İYİ Parti'de Meral Akşener yapıyor. Ya da Saadet Partisi'nin eleştirileri belki aynı kökten geldikleri için daha da incitici. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok da bulaştığı da yok diyeyim yani. Ama buna rağmen neden? Ya. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'yi bir araya getirip İYİ Parti ile Saadet Partisi'ni bu ittifaka ayırma stratejisi olarak Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Kemal Partisi Bey, üzerine çok gidiliyor Kemal aslında. Bey, bu bir strateji anlamında söylüyorum. Kemal Bey'e söylenilen sözler bir başkasına söylense gerçekten insan çok büyük sıkıntıya düşer. Ben az evvel söyledim evet, ya gerçekten. O kadar sakin ve o kadar Türkiye'yi bütünleştiren mesela seslenirken dikkat ediyor musunuz? AK Partili kardeşlerim diyor. MHP'li kardeşlerim beni dikkatle dinleyin diyor. Genel başkanımızın hedefinde Türkiye'nin bütünlüğü var. Türkiye bir bütün. Biz kavga etmeyelim. Biz aynı ülkenin çocuklarıyız. Niye kavga edeceğiz? Bu bayrak, bu vatan hepimizin. Ortak yaşayacağız bu ülkede. Ama onu bozmaya çalışan bir peki, ne yazık ki partili cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Peki. Şimdi Vedat Bey diyor ki Berat Albayrak nerede bilgisi olan? Vallahi Berat Albayrak nerede sorusunu biz zaten çok sık soruyoruz. Aynen sizin gibi. Geçen hafta da işlemiştik. Bu hafta ikinci dilimde ekonomi konuşurken belki sorarız. Çünkü Berat Albayrak'a çok hasret kaldığımız için değil. Merkez Bankası rezervleri nasıl buharlaştı? Birinin hesap vermesi lazım. Evet. Birinin hesap vermesi lazım. Ofis arıyormuş ya şimdi. Yalı'da bir ofis tutacağım falan demiş. Evet. Onları yapıyormuş. Bekliyoruz yani. O zaman bir sonraki dilimde olur. Son bilgileri bize Aytun Şerkin anlatıver. Şimdi Muharrem Söker diyor ki AKP CHP'yi tazminatlarla yoksulluğa mahkum edip bitirmek istiyor diyor. Başka türlü başa çıkamayacağını anladı. Muharrem Bey de bunun bir espri olduğunu koyduğu emojilerle belirtiyor ama ya valla 1 milyon TL çok yüksek sayı. Daha önce de onlar da hesaplandı, muazzam bir meblağ. Genel başkanımız yalnızca 3 dava kaybetmiş. Tuğba Hanım da bilir bugüne kadar Tayyip Erdoğan'a. O 3 davada şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülüyor. Kesinlikle onları da kazanacaktır. Tayyip Erdoğan aslında genel başkanımıza karşı dava kazanamıyor. Çok dava açması, çok vasıl olmasını getirmeyecek. Kemal Bey'i de yoksullaştıramayacak. Bu da bir gerçek. Şunu söylemek istiyorum. Çok özür dilerim sizi bölmüş gibi olmayayım ama. Beni en çok inciten konu şu. Geçen bir televizyon kanalından Sayın Mustafa Balbay'ın bir yorumunu gördüm. O bilmeden konuşmayacak bir adam. Zaten o cemaat döneminde de çok mağdur olmuş. 5 yıl yattı. Ve ben içim çok acıdı o söylediğine. Kendisine soramadım hani benim şeyim yok ama o söylediği için söylüyorum. Çünkü güveniyorum söylediğine. Bir yargıç diyor FETÖ döneminden sınırdan kaçarken yakalanıyor. Yani ülkeyi terk edecek yani. Tabii. Yakalanıyor. Bunu duymuşsunuzdur belki. Görev veriyorlar. Zaten... Onu tekrar göreve geri alınıyor. Tabii. Göreve alındıktan sonra önünde Kemal Kılıçdaroğlu dosyası konuluyor. İtirafçı oluyor ama. Yani işte itirafçı oluyor. Göreve alınıyor. İtirafçı. Ondan sonra da Manadası ve tazminata Manadası davasını gören Ey Türkiye Manadası davasını gören hakim Manadası. Genel başkanımızı şimdi
Bu çok o, tehlikeli. O mahkumedildi. Yani sınırdan kaçarken yakalanıyor. Tabii. Sonra gel bakalım deniliyor. Ha. Beyefendi itirafçı oluyor. Evet. Her itirafçıyı bugüne kadar askeriyede geri ondan aldınız sonra, mı? Evet. Sonra Kemal sonra Bey'in davasını ona veriyor. Bütün itibarı geri veriliyor beyefendiye. Evet. Üstelik de bir de dosya veriliyor. Dosya. Manadası. Ya bu da daha Kılıçdaroğlu. Manadası ilgili sözleri. Daha şey, hadi bu dosyaya da bir bak deniliyor. Bu hakimi deniliyor. Başlatacaksan Van'dan başlat, Posof'tan başlat, İstanbul'dan nasıl başlatıyorsun? Bir, yani işleyiş açısından bir de şeyi biliyorum ben. Oranın normal hakimleri vardı Gökmen Bey. 10 yıldır ben asli hukuk hakimi olarak o mahkemedeydim. Bir gecede coğrafi teminat konuşuluyor ya, orada tehlikeli cümle o. Coğrafi teminat vereceğiz diyor yargıçlara. Yetki güvencesi vermeyecek ama. Yetki ne demek biliyor musun? Seni oynatır. Yani asli hukuk hakimi adam 10 yıldır aynı yerde. Aynen. Diyor ki seni diyor yetkini bak yeni değiştirmiyor. Aynı adliyenin içerisinde asli hukuk hakimisin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyası tevziden oraya düştü diyor. 10 yıllık hakimi o dosyaları artık bilen, o mahkemeyle özdeşleşmiş adil kararlarıyla 10 yıldır orada oturan yargıcı kaldırıyorsun. Hiç bilmediği başka bir mahkemeye bilip binlerce dosyayı onu karşılaştırıyorsun. O işte itirafçı dediğimiz arkadaşı alıyorsun o mahkemeye. O mahkemede de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyasını ya da bir CHP'nin ya da bir muhalifin dosyasını onun önüne koyuyorsun. Aynen. Bu o kadar kör göze parmak şeklinde oldu ki bu şu. Burada Kemal Kılıçdaroğlu da zarar görmez. Mehmet Ruşen Gültekin de zarar görmez. Evet. Recep Tayyip Erdoğan da zenginleşmez. Ama şu var. Türk yargısı zarar görür. Türk adaleti zarar görür. Bizler zarar görürüz. Bizler mahvoluruz. Evet, o yüzden yani şöyle, bu noktada bunları yapmamalıyız. Yani burada, doğal yargıç ilkesi dediğimiz Ruşen bir şey Bey, var. Burada hukukun gördüğü zarar ve bunun sonuçları aslında belki hani o şey eleştirisi vardı ya, ya tamam da bütün bu dosyalarda da vekalet ücretinden toplasan bilmem kaç milyon tabii, TL'ye çıkmış evet, durumda adamların kaçtı, aldığı şey para. 38 milyon TL mi ne? Yani aslında o büyük para ama asıl zarar burada diyorsunuz siz. Asıl hasar burada. Aytunç Erkin'e geçeceğim. Evet. Şimdi bir şey daha eklemek istiyorum. Bu tartışmalar aynı zamanda bir mağduriyet yaratma tartışmaları. Yani hep diyoruz ya sağ popülizm, popülist lider. Bir yandan şunu yapıyor. İşte benim seçmenim zarar gördü. Biz mağduruz. Sen bize hakaret ettin. Evet. Ya senin seçmenin seçmen de bizimki. Ayrıca niye seçmenleri ayırıyoruz? Yarın senin seçmenin benim seçmenim olur İstanbul'da yani. İstanbul'da olmadı mı? Olacak da zaten. Yani oluyor da yani olmakta. Olacak olmakta işte olan. Buna. Debatımız var.